Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda devlet bursunda öncelik verilen bazı öğrenciler var. Bunun içinde bazı maddeler var. Bu önceliğin verilebilmesi için bu maddeler nelerdir, kimlere öncelik veriliyor? Bu videomuzda onu tek tek ayrıntılı olarak sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu anlatacağım bilgiler hepsi zaten resmiste de yayınlanmış bilgiler. Zaten oradan bakarak sizleri tek tek açıklamalarını yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar baktığımızda şehit bekar eşi ve bekar kardeşlerine e, öncelik veriliyor burs başvurusu yaptıktan sonra. Daha sonra şehit evli ise çocuklarına e, öncelik veriliyor. Gazi bekar eşi ise kendisi evli ise çocuklarına e, burs veriliyor. Yani öncelikli olarak bunlara burs veriliyor. Daha sonra baktığımızda sağlık raporu %40 engelli sağlık raporu olan kardeşlerimize öncelik veriliyor. Yüzde 40'ın altında olanlara belirtmişler. Öncelik verilmiyormuş. Bu kapsamda değillermiş. Onu da belirtmişler. Tabi bunlar başvuru yaparken bu belgelerini de kendilerinde bulundurması gerekiyor. Yani sistem onlardan bu belgeleri de isteyecektir. Az sonra baktığımızda anne ve babası vefat etmiş kardeşlerimiz de öncelikli olarak burs başvurusunu yaptıktan öncelikli olarak seçiliyorlar. Ondan sonra baktığımızda lise ve Dengi öğrenim kurumlarında Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda e, kalan öğrenciler e, bu öncelikli kısma giriyorlar. Daha sonra baktığımızda lise ve denge öğrenimlerde Darüşşafaka liselerini tamamlayan öğrenciler de öncelikli öğrenciler kapsamına giriyorlar. E, Milli sporcu belgesi verilmiş e, şahıslar da e, bu öncelikli kişiler arasında yer alabiliyor arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Ee, bir de arkadaşlar bu KPS pardon YKS girip ilk yüze giren arkadaşlarımız ilk yüze giren arkadaşlarımıza öncelik veriyor Bu şekildeki kişilere e, burs başvurularında öncelik veriyor. Aklınıza takılan başka sorular varsa da yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.